Tabii bugün diyeceksin ki ya sen niye böyle bir sohbete girdin? Niye dini sohbet yapıyorsun? Sen sanatçısın. Sen bu işten ne anlarsın? Arkadaşlar, Kur'an'da hiçbir yerde bu kitap din adamlarına gelmiştir yazmıyor. Bu sizin kitabınız. Açın okuyun. İçinde yazanları. Kur'an insanın ikiz kardeşidir diye hadis var. Efendimiz bu sözü söylediyse oturup bakmalıyız. Dokunabilirsiniz. Onunla sıkı bir ilişki tesis edebilirsiniz. O böyle sırmalı kaplarda, yıldızlı işli kaplarda, yukarılarda dursun. Komodinlerin başucunda, dolapların üstünde dursun diye değil o kitap. Açıp okuyun, açıp bakın diye. Dolayısıyla herkesin faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer doğru anlaşılsa ve doğru anlaşılsaydı zaten şu an dünya böyle olmazdı. Dünyada bu kadar kaos olmazdı. Özellikle kendini Müslüman kabul eden insanların en azından dünya üzerindeki bakışları, yaşantıları çok çok daha farklı olurdu. Ve hayatımıza ışık tutan nice nice eserler vardır. Hepsinin temeli 14 asır önce o muhteşem insana inzal olan Kur'an'dadır. Bugün bütün bilimsel araştırmaları oturun inceleyin. Ben takip ediyorum. Size de tavsiye ederim. Hepsine bakın. Bir tane farklı bir şey bulamayacaksınız içinde. Kur'an'da yer almayan, orada yazılmayan hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü o sistem kitabıdır. Sistemi en muhteşem şekilde zaten açmıştır. Onun üstüne çıkamazsınız. Ancak onun içindeki bazı ayetleri anlamanıza yardımcı olabilecek bilim, tıp ve aklınıza gelebilecek her türlü bilim dalı, astroloji, astronomi tamamından istifade ederek o muhteşem kaynağı anlamaya ve idrak etmeye ben çalışıyorum. Bugün kuantum fiziğinin de bahsettiği tekillik mevzu zaten 14 asır önce bahsedilmiştir. Ve bugün bunun muhteşemliğini seyrediyoruz. Ve hepinize bunu dediğim gibi ben tavsiye ederim. Yani zamanımız yettiği ölçüde her şeye vakit bulabiliyorsak buna da vakit bulabiliriz. Kendimizi tanımaya ve yarın bir gün bırakıp gideceğimiz şeylerin yanı sıra yarın bir gün hiçbir zaman bırakıp gidemeyeceğimiz ruhumuzu, o elektromanyetik yapımızı güçlendirmeye bakmayı ben kendime tavsiye ediyorum. Kendime ettiğim tavsiyeyi de sizinle paylaşıyorum.